Merhabalar. Damar tıkanıklığı ile ilgili çok sayıda soru geliyor. Onun için özellikle size bu videoyu hazırladım. Biraz sabretmenizi rica ediyorum. Nasıl oluyor da bu damar tıkanıklığı gerçekleşiyor? Aşamalarını, başrollerdeki oyuncuları, nedeni nasılını detaylı ve aşamalı olarak size aktaracağım. Böylelikle fikir sahibi olabileceksiniz. İlk önce birkaç temel tıp bilgisi. Bir damarın üç tabakası var. Dış, orta ve iç tabaka. Ve bu iç tabaka önemli. Ama merak etmeyin, öyle derin tıp yapmayacağız. Bu iç tabaka damar hücreleri. Bunlar tek katlı yassı epitel, yani kaldırım taşı gibi düşünün. Tek katlı olarak bunlar dizilmiş durumda. Çok büyük fonksiyonları var. Her damarda var. Nitrik oksit dahil olmak üzere çok sayıda madde salgılıyor. Ve bu maddeler bizi hem koruyor hem de aynı zamanda bir takım fonksiyonlarımızın daha iyi yapılmasını sağlıyor. İşte bu damar hücrelerinde ilk önce bir hasar meydana geliyor. Mekanik stres olabilir, kan akımına bağlı, şeker, kolesterol, sigara, hatta bakteriler ve virüsler, toksinler dahi etkileyebilir. Ve dolayısıyla işin ilk başlangıcı bu endotel hasar. Peki bu endotel hasarında mesela kan nasıl bir stres yaratıyor diyecek olursanız, bakın yeşil sütunlara baktığınız zaman kan akımı belli bir yöndeyken kaymar stresi artınca bu damarda belli bir bölgeye bir basınç uyguluyor ve üç tabakalar arasında bir takım kaymalar meydana geliyor. Yani normal kan akımı değişiyor ve bunun sonucunda da o bölge aslında damar tıkanıklığının, yani ilk yağ birikiminin olduğu bölge oluyor. Nitekim bunu da birazdan göreceğiz. Tabii ki buradaki esas faktörü şu: bu zarar veren hadiselerin ne olduğu biliniyor fakat tüm kesin mekanizmaları bilinmiyor. Yalnız kan akımının mekanik stresle ilgili elimizde gayet iyi elle tutulan bir bilgi var. O da ne diyeceksiniz? Bir kere şöyle bir şey var. Damarların dallandığı yerde oradaki kanın akımını düşünün ve bu dallandığı bölgede o kan bu hücrelere çarparak en basit anlamıyla bu bölgede bir hasara neden oluyor. Dolayısıyla bu hasarın olduğu bölgede de damar tıkanıklığı daha fazla görülüyor. Yani dallanma yerlerinde kireç, damarda sertleşme hepsi fazla görülüyor. Peki bu hücreler hasara uğradıktan sonra ne oluyor? Bunlar birbirlerine çok yakın, aralarında hiçbir boşluk olmayacak şekilde dizildikleri için bir sıkıntı yok. Ama strese girip hasara uğradıkları zaman bunların araları açılıyor. Açılınca kandaki kolesterol ve kötü huylu kolesterol, LDL, bu aradan geçiyor ve damarın iç tabakasının altına doğru ilerliyor. İşte ilk aşama bu. Dolayısıyla bakın, hani LDL kolesterol niye önemli diyor insanlar? Niye onu düşürmeye çalışıyor? İşte ilk sebep bu. Bir de aynı zamanda bu damar hücreleri bir takım kancalar çıkartıyor ve bu kancalara da bir takım savaşçı hücreler, başta monosit dediğimiz beyaz hücrelerin bir grubu takılıyor. Başkaları da takılıyor ama asıl önemlisi monosit dediğimiz bu hücreler takılıyor. Bunlar bakterilerle, virüslerle mücadele eden hücrelerin bir kısmı. Ve bu monosit kendisi doku içerisine geçiyor. Yani o aralıktan bu sefer kancalara takılarak o da iç tabakanın altına doğru inmeye başlıyor. Ve bir iltihabi olay başlatıyor. Unutmayınız, her hastalıkta bir iltihabi olay vardır. Yani iltihap denince aklınıza böyle sivilce gibi bir görüntü gelmesin. Bütün hastalıklarda iltihabi olay vardır. Şimdi LDL kolesterolümüz aşağıya geçti. Fakat o bölgede de serbest oksijen radikalleriyle ne yapıyor? Oksitleniyor. Oksitlenince daha lezzetli hale geliyor. Daha lezzetli hale gelince bu monositler, savaşçı hücreler oraya geçince isimleri makrofaj olmuştu. Bunlar da bu LDL kolesterolü, kötü kolesterolün daha lezzetli olduğunu anladıkları andan itibaren ne yapıyorlar? Onlar da gidip bunları yemeye başlıyorlar. Ve yedikçe yiyorlar, yedikçe yiyorlar ve şişiyorlar. Bir köpük hücresi oluyorlar. İçerisinde de bol miktarda LDL var, yağ var. Ve bu ikisi beraber olunca bir yandan köpük hücresi, bir yandan monosit, aynı zamanda bol miktarda sitokinler dediğimiz bir takım maddeleri salgılıyorlar ve böylelikle iltihap giderek ne yapıyor? Derinleşmeye başlıyor. Yani bir yandan yağ birikimi var, bir yandan da iltihabi bir reaksiyon var. Ve bu iltihabi reaksiyon daha sonra bize başka nedenlerden dolayı da sıkıntıya sokacak. Dolayısıyla bakın, bunun içerisinde bilinen bir takım sitokinler var. Ve bu sitokinlerle mücadele etmek için kullanılan bir takım ilaçlar var. Ve onlar aslında bağışıklık sistemiyle ilgili olan ilaçlar ama burada da işin içerisine giriyorlar. Ve bu iltihabi reaksiyonla arkadaşlar ne diyorlar? Bakın diyorlar, burada kavga gürültü var, bir
Beyaz kürelerin diğer grupları gelmeye başlıyor. Yani orada kavga gürültü giderek daha da şiddetleniyor. Bununla kalıyor mu? Kalmıyor. Çünkü orta tabakada da bir takım kas hücreleri var. Bu damarın büzülmesini ve gevşemesini sağlıyor. Bunlar da aslında o tabakanın içerisinde, orta tabakada rahat bir durumdalar. Fakat bu olaylar başladıktan sonra bunlar da yukarı katta bir gürültü oluyor diye başlıyor. Bunlar da yukarı kata çıkıyorlar. Yani orta tabakadan iç tabakanın altına doğru ilerliyorlar. İlerlemekle kalmıyorlar, yapıları da değişiyor. Ve yapıları değişince bakıyorlar ki orada çok lezzetli, bol miktarda LDL kötü kolesterol var. Onlar da bunu yutmaya başlıyorlar. Oldu mu size iki koldan köpük hücresi oluşumu? Çünkü ne yapıyorlar? Bakıyorlar ki sofrada bol miktarda LDL var. Onlar da bu sofraya oturup ziyafetten faydalanıyorlar. Ve bu iş giderek büyüyor. Büyüyünce damarın iç tabakasının altında bir yağ çekirdeği oluşuyor. Bu hücrelerden son derece zengin. Ve bu yavaş yavaş ilerlemeye başlıyor ve üstteki maviyle gösterilmiş olan tabakayı yukarı kaldırıyor. Bir yandan da sertleşiyor. Niye? Çünkü burada kalsiyum birikiyor ve aynı zamanda bu beyaz kürelerden ve diğer hücrelerden, özellikle düz kas hücrelerinden kolajen sentezleniyor. Yani giderek sertleşiyor. Sertleştikten sonra iltihabi reaksiyon devam ediyor. Ne oluyor? Bir yara gibi bir şey olduğunu düşünün ve bunun üstüne de bir fibrin cap yerleşiyor. Bu fibrin cap şu demek, aslında bir yarınız iyileşirken nasıl bir kabuk tutuyorsa burada da bir kabuk oluyor. Bu kabuğun hem iyi hem kötü yanı var. Kötü yanı giderek kalınlaşıyor ve damarın içine doğru ilerliyor. Eğer ince olursa, birazdan göreceğiz, bunun yırtılması ve kırılması söz konusu ki işler daha da karışacak. Ve giderek bu sarı gördüğünüz tabaka yüksekliğini arttırdığı müddet içerisinde damarın içinden kanın geçen bölümünü ne yapıyor? Daraltıyor. İyice ilerliyor. Bu sırada bu o kadar büyüyor ki bunun beslenmeye ihtiyacı var. Bu plakların, bu çekirdeğin etrafında yeni damarlar oluşuyor. Ve bu yeni damarlar o bölgenin daha da büyümesine sebep oluyor. Damarlarla ilgili bir sıkıntı var. Çünkü bu damarlardan oluşacak bir kanama veya bu sert plakların üzerinde olan bir kırılma, yırtılma hemen pıhtılaşma hücrelerini çağırıyor ve pıhtılaşma hücreleri gelip hemen orayı tıkıyorlar. Tıkadıkları andan itibaren kalp krizi, felç gibi kötü sonuçlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Bakın, ben aşamaları burada çok basite indirgeyerek anlattım. Bu yaklaşık 1,5 saatlik bir tıp dersidir. Bu dersi hazırlarken size de böyle kısa bir özet geçirmek istedim. Bakın, endotel hasarı var. Mikroplar var. Bazı plaklarda mikrop bulmuşlar ama herkes de değil. LDL ne kadar önemli görüyorsunuz. Onun için düşürmek istiyoruz. LDL'nin oksitlenmesini önleyebilir miyiz? Stokinler üzerinde çalışabilir miyiz? Düz kas hücreleri, bağışıklık baskılayıcı ilaçlar. Bu plak oluşumu oluştuktan sonra geriletilebilir mi? Var bazı deneysel çalışmalar. Plak stabil hale getirilip kırılmadan korunabilir mi? Bir sürü gördüğünüz gibi aşamada savaşılması gerekiyor. Yani neredeyse 15 cephede savaşmak zorundasınız. Dolayısıyla beslenmeden, diyetten, bitkisel beslenmeden, obezite, hareketsizlik, şeker, tansiyon, kolesterol ve tabii ki ilaçlar. Ve vitamin E, resveratrol, kuarsetin, magnezyum, hatta kurkümin bile, alıç sirkesi bile, Japon bodumağı bile bu plakların azaltılması için üzerinde çalışılan bir öykü. Dolayısıyla bu iş o kadar basit değil efendim. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.